bir terör örgütünün Türkiye'yi ele geçirmek, anayasal düzeni yıkıp yerine başka bir şey kurmak niyetinde olduğunu gördüğümüz bir terör örgütü, FETÖ'nün arkasında niye olsun Amerika ve Almanya? Nedir amacı? Şimdi tabii çok değişik sebepleri var. Bir defa Almanların Türkiye ile malum şeyi önce Gezi'den başladı. Gezi tamamen planı Almanlardır. Gezi ile başladı o iş. Onu başaramadı. 17-25 Aralık'ta keza benzer bir takım şeyin içine girdiler, bulundular. Zannediyorum Almanların biraz bizim bu büyük yatırımlarla sorunu var. Biraz basit gibi gözüküyor bu ama. Ama işte, hocam bir şey söyleyeceğim de yani biz bir havalimanı yapıyoruz. Yok. Yani Almanya kalkıp. Yok. Şimdi bir, o biraz bir, şey olmaz bir, mı? Belki biraz o, fazla bir komplo teorisi bir o değil. Yani. Bir o değil. Şimdi şöyle. Yani adamın da havalimanı var, treni var, bilmem ne. Yani 100 sene önce yapmış adam. Var yapmış da şimdi mesela bak ben geçen Frankfurt Havaalanı'na gittim. Artık yavaş yavaş kapanıyor Frankfurt Havaalanı. Nasıl kapanıyor? Yani şimdi 3. havaalanından yer alıyorlar. Buralara büro taşıyorlar. Yani zayıflıyor iyice o anlamda söylüyorum. Hollanda'da keza öyle. Şu anda Almanlar Avrupa'daki hava sektörü %30'unu tutuyor. %40'ı da Hollanda'nın elinde. 200 milyonluk bir yolcu kapasitesi ilgili 3. havada yapıldığı zaman ikisi de bitiyor. Tık. Peki diyelim ki bir efendim, ama hocam adam bir havacılıkta, otomotivde, makinede yani bu kadar kuvvetli olan bir ülkenin yani sırf bir sektörde Türkiye bir tık öne çıktı diye böyle Türkiye'yi ele geçirme, yıkma gibi bir şeyin içinde olabilirler mi? Acaba biz onu öyle mi görmek yani, mi istiyoruz yani? Bir o değildir tabii. Birçok tarihi sebepler ve başka. Ama mesela bizi asıl yanıltan şu. Yani Almanlar bunu esasen yapmamalı diye bakıyorsun. Evet. Niye? Çünkü Almanlarla bizim tabii birçok ortaklık var. Savaşlarda beraber bulun, bir dünya savaşında birlikte girmişiz vesaire bilmem ne. Yani Almanlarla bizim hani ta 60'lı yıllara dayanan ciddi orada bizim 2,5-3 milyondan fazla vatandaşımız yaşıyor filan. Evet. Ama olayın arkasına baktığınız zaman işin öyle olmadığını görüyorsunuz. Tabii Türklere karşı nedense Almanlar eskiden beri bir böyle hani ikili oynamışlardır. Onun tabii çok derin tarihi sebeplerini bilmem. Ama gelen elimizdeki mesela bugün diyelim PKK oraya çöreklenmiş. Adamlar her türlü şey yapıyorlar, propaganda yapıyorlar. İşte bayraktır, sancaktır, uyduruk belgeleri de bir takım çabuttur. Sokaklarda bunlarla beraber yürüyüş yapabiliyorlar. Alman polisinin gıkı çıkmıyor. Türkiye kaç defa bunları yasaklayın dedi. Bakın Brüksel'e gidiyorsunuz, burada toplantı yapıyorsunuz. Dışarıda adam stand açmış ya bir şimdi diyelim ki DAEŞ'tir veya ne bileyim ben El-Kaide'dir buraya gelip böyle bir şey atsa Türkiye'de buna destek olsa Türkiye'de siz buna ne kadar karşı çıkarsınız? Hani dememize rağmen bu neden? Işte, bu gerekçelerle hani, gerekçe çok fazla.